kanun haline gelmiş bir tezden bahsediyoruz. Türkiye'nin de bugün itibariyle tek çıkışı milli ekonomi modeliyle bir ekonomik reform paketi içine girmesidir. Başka türlü Merkez Bankası Başkanı değişerek, faizleri yükselterek veya faizleri değişerek hiçbir şey yapamazlar. Nitekim bugün değişen Merkez Bankası Başkanı Sayın Kavcıoğlu, doğru değil mi? Sayın Kavcıoğlu'nun Sayın Naci Ağbal'dan farklı yapacak hiçbir şey yok. Ne yapacak? O da ilk para politikası kurulu toplantısında muhtemelen faiz artıracak. Bugün dolar Londra piyasaları açıldıktan sonra 8.40'lardan 7.70'lere geldi. Çünkü el altından faiz artırıldı. Şu anda doların önü çok açık. Dolar bugün yarın sabah uyansak 10 lira olsa kim şaşırır? Şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan vatandaşlardan hangisi der ki ya dolar 10 lira olmuş? Şu anda Türkiye'nin geldiği durum ortada. Evet. Durum bu. Ve böyle bir problemle karşı karşıyayız. 4,5 ayda, özür dilerim, 20 ayda 4. Merkez Bankası Başkanı. Neye göre bunu değişiyoruz? Niye Merkez Bankası Başkanı değişmeye ihtiyaç duyuyoruz? Ve halkın bu tip problemleri mi var? Yani vatandaş, şimdi öyle bir şey var ki, vatandaş evine ekmek götüremiyor. İşsiz, işsizlik sebebiyle intiharları görüyoruz. İşsizlik sebebiyle insanlar hakikaten tabiri caizse zıvanadan çıkmış. Böyle bir durum var. Anadolu'ya gittiğiniz zaman insanlar çok kötü pozisyonda. İstanbul'u geziyorsunuz, insanlar çok kötü pozisyonda. Esnaf kan ağlıyor. Ve vatandaş diyor ki bize diyor imkan sağlayın, bize para verin. Peki bizim kendi elimizde seçtiğimiz iktidar, vatandaş olarak söylüyorum, İktidar ne yapması lazım? Bizim taleplerimizi yerine getirmesi lazım. Bu talepleri karşılaması lazım. Peki bugün ne oluyor? Sanki böyle talepler hiç doğmamış gibi, bu talepler hiç gündemde yokmuş gibi kendi dünyalarında kendi siyasetlerini yapıyorlar. Ne için yapıyorlar? Kendi koltukları için. Böyle ülke yönetilemez. Bugünün ekonomisinde milli ekonomi modeli artık bir kanundur. Ve Haydarbaş'ın yazdığı bir kanundur. Evet. Hani babam diyor ya, benim tezim artık benim kanunum diyecek. Durum buna döndü. Niye bunu söylüyoruz? Ya bu Rusya'da uygulanıyor, Çin'de uygulanıyor, Güney Afrika'da uygulanıyor, Brezilya'da uygulanıyor. Tam anlamıyla uygulandığı bütün ülkelerde, ki biz buna genel itibariyle BRICS ülkeleri diyoruz, ekonomileri ortada. Bugün Çin dünyanın en büyük ekonomisi haline geldi. Yani bu bizim söylemimiz değil. Bugün Amerika'nın gayri safi milli hasılası 19 trilyon dolar. Çin'in gayri safi milli hasılası 21 trilyon dolar. Dolayısıyla gerçekten dünyanın en büyük ekonomisi haline geldi. Ve hiçbir faiz lobisi, hiçbir sözüm ona Londra tefecisi Çin ekonomisine bu tip müdahaleler yapamıyor. Peki sadece BRICS ülkeleri mi bunu uyguluyor? Hayır. Bakın 2012 yılında başlayan, ben çok fazla bunu dile getirdim, tekrar söyleyeyim, quantitative easing dediğimiz, yani Avrupa Merkez Bankası'nın niceliksel genişleme, Türkçe mealiyle, yani parasal gevşeme hamlesi ile Avrupa Birliği o büyük krizden bugün rahata ermiştir. Hatta ilk Avrupa Merkez Bankası, o dönemde Draghi'ydi, Mario Draghi, şu anda İtalya Başbakanlığını yapıyor. Mario Draghi bu süreci başlattığında Milli Ekonomi Modeli mi Kongresi o zaman aynı dönemlerde icra ediyordu. 2013 yılında yanlış hatırlamıyorsam. Ve kongreye katılan bir Alman profesör şöyle söyledi. Dedi ki şu anda Avrupa Birliği Merkez Bankası dedi parasal gevşeme yapıyor dedi. Parasal genişleme yapıyor dedi. Ve dedi bunu Milli Ekonomi Modelindeki senyoraj hakkından esinlenerek yapıyor. Haydarbaş'ın ortaya koyduğu tezden esinlenerek yapıyor. Ama dedi sonuç alamıyorlar. Çünkü bir farkı vardı. Haydar Hoca'nın ortaya koyduğu sistemde para vatandaşa veriliyordu. Halka indiriliyordu. Peki ilk başlarında Avrupa Birliği Merkez Bankası ne yaptı? Parayı bankalara verdi. Yunanistan'ı kurtarmak için Yunanistan Merkez Bankası'na verdi. Halkın durumdan hiçbir karı olmadı. Dolayısıyla Avrupa Birliği ilk bu sürece başladığında 2-3 yıl boyunca bir sonuç alamadı. Daha sonra parayı vatandaşına direkt vermeye başlayınca ekonominin çarkları dönmeye başladı. Bu sözleşmeyi kim imzaladı ya? Ben mi imzaladım? 2011'de mevcut iktidar imzaladı. Evet. Davullarla, zurnalarla imzaladılar. Sözleşmeyi Türkiye hazırladı. Yani ilk imza atan ülke Türkiye. İsmi de İstanbul zaten. İstanbul'da yapıldı sözleşme. İlk imzayı biz attık. Ne oldu? Niye attın? Madem bu kadar ahlaksızlıktı. Niye attın? Yani konuya buradan yaklaşmak lazım. Ve istediğimiz kadar eleştirelim. Hiçbir sonuç alamayacağız. Zifiri bir karanlığa girdik. Bu karanlıktan çıkmanın tek yolu milletin doğru iradeyi ortaya koymasıdır. Ve biz buna hazırız. Elimizde de
çok çok güçlü bir argüman var. Milli ekonomi modeli var. Haydarbaş'ın hayatını adadı, hayatını ortaya koydu ve ekonominin özetidir ve ekonominin çıkar yoldur diye ortaya koydu ve tekrar ediyorum, gün itibariyle kanun olmuş bir model var elimizde. Bunu kullanalım, Türkiye ayağa kaldıralım.